Ya Selim Bey Barış'a yine saldıracak diye çok korktum bir ara. Bir suçu da yokmuş ki Barış'ın. Günahını almışız yine. Vukuatlı da ondan. Ama şiiri biri yazdı sonuçta, öyle değil mi? Kim yazdı acaba ya? Hayırlı günler hanımlar. İyi günler. İyi günler. Ben de öyle markete falan gittim işte. Bir şeyler aldım. Un aldım, yumurta aldım, süt aldım, şeker aldım. Afiyet olsun. Yumurtaları öyle salarsan kırılır. Yani öyle savaş falan çıkacağından değil de hani... ne bileyim belki gelip börek falan yapan biri olur dedim. Ne bileyim. Ay bize ne senin böreğinden Cemil ya? Aa, hadi iyi günler. İyi günler. Sağlam laf soktun yenge de. Neyse canı sağ olsun. Hayırlı günler. Aa. Alınır. Bu da ne her şeyini bize anlatıyorsun. Bize ne onun böreğinden kim yapacakmıştan? Kızlar. Hı. Bacılar. Siz eve gidin. Benim çok kısa bir işim var. Tamam ben onu hemen halledip geleceğim. Nereye kız? Şu kadar bir işim var ya. Geleceğim hemen. Tamam. Ne işi var bunun? Polis Cemil. Ne olacak? Aa. Tamam ya. Bildim orayı, bildim. İyi tamam. Ya oğlum benim gece ne işim olur ya? İyi. Bana bak yalnız sabah işkembeleri benden ha. Hadi bakayım. Biz görmemişim sizi ya. Ne yapıyorsunuz? Nasılsın Tufan abi? İyi ne yapayım ben de öyle işte arkadaşlarla akşam bir şey yapalım dedik de onu organize ettim. Öyle yani. Siz? Biz de eğlenceye gidiyoruz değil mi? Evet. Biz de eğlenceye gidiyoruz tabii. İyi tabii eğlenin. Eğlenin tabii. Hadi gittim ben. Hadi. Filiz bu karıya kıza gitmesin ya. İşkembe dedi, işkembe çizdi. Ne olacak? Ben de içerim işkembe. Herkes içer yani. Ben de içerim vallahi işkembe. Vallahi Tülay adam kapıların önünde yattı. Kahvehanelerde süründü falan. Ya sen boşamıyor musun zaten? Boşuyorsun. Bırak gitsin karıya mı gidiyor, kıza mı gidiyor, nereye gidiyorsa gitsin sana da. Doğru. Bana ne? Karıya mı gidiyor, kıza mı gidiyor? İşkembe mi içiyor? Ne? Merhaba. Merhaba. Ben Rahmet'in okuldan arkadaşıyım Derin. Siz de ablası olmalısınız. Ay evet Filiz ben de. Hikmet'le Zeynep'le tanışmışsındır zaten. Tanıştık evet. Bu arada Rahmet'in hayranı olduğu kadar varmışsınız gerçekten. Işıl ışılsınız. Ay sağ ol. Teşekkür ederim sağ ol. Otursana. Çay kahve ikram etmediniz mi? Sordum ama istemedi. Ha. Vallahi çok iyi oldu geldiğin. Rahmet okulundan kimseyle tanıştırmıyor da bizi bir uzak tutuyor, çekiniyor herhalde. Rahmet benim burada olduğumu bilmiyor. Ben adresinizi okulun personel biriminden aldım. Personel biriminde ne işi var ki bizim adres? Ablam. Derin sana bir şey söylemeye gelmiş. Bir dinle istersen. Rahmet. Bir şey mi oldu Rahmet'e? Ha? Rahmet'e bir şey mi oldu? Rahmet... bizim okulda öğrenci değil Filiz Hanım. Öğrenci değil mi? Ne ki yani öğrenci değilse ne yapacak ki? Rahmet ademelik yapıyormuş abla üniversitede. Ne yapıyormuş? Ademeymiş. Ne? Olur mu ya? O kazanabilir o sınavı yani kazanır. Kazandı o sınavı. Biliyorsunuz Rahmet ya olur mu öyle şey?
Ama işte maalesef rahmet sınava girememiş. Bunu da size söyleyememiş. Şimdi de yurt dışında burs imkanı sağlayan bir yarışmayı kazandı ama gitmiyor. Ben de size bu yüzden geldim Filiz Hanım. Ya tüm bunları size anlatacak cesareti olmadığı için bir elindeki bir fırsatı daha kaçıracak. Sen bir anlat bakayım şu işi bana başla. Ya sen şu şeyi... Ne şeyi Cemil ya? Ne bakıyorsun öyle sen benim suratıma sabahtan beri? Şu onu dök. Dökeyim. Dök. Öyle değil Cemil, daha çok dök. Tamam. Dök dök, korkma. Ya döksene. Tamam Cemil, dur Cemil dur. Bu ne ya? Cemil ne yapıyorsun? Ya ne bileyim hanımefendi, ben ne anlarım börekten ya. Dök dedin, döktük işte. Yok sen beceremeyeceksin bu işi ya. Zaten biz niye böreğe kalkıştık ki? Ne bileyim, en uzun o sürer dedim o yüzden. Tamam tamam ya, çok zahmet oldu sana, boş ver, başka bir şey yapalım, hadi bırak. Yok canım, tamam. Bir kere elimizi bulaştırdık, yapacağız yani. Tamam. Karbonat var mı ya? Karbonat almıştım ya. İçeride herhalde, dur getir. Getireyim. Cem şu kolumu da bir sıyır hele. Anam her yeri mahvetti şaşkın ya. Cemil! Ha? Bir şey, kağıt, gazete bir şey yok mu ya buralara serelim? Vallahi mahvoldu her yer. Kağıt vardı orada ya, televizyonun orada falan. Dur getiririm ben sana şimdi. Tamam, ben aldım. Dağlarda... Yalnız gezen bir kaplandı. Hasretimle. Bu ne ya? Bu ne? Bu Filiz. Cicemil. Bu ne? Ulan Cici. Ulan Urs düşmanı. Ulan pislik. Ne oluyor? Sen beni ne belledin ha? Ne oluyor? Sen beni ne sandın oğlum? Ne yapıyorsun hanımefendi? Hanımefendi bir dur. Allah senin kahretsin inşallah. Oğlum bak ben azan alayım. Ben seni mahvederim Cemil. Dur, ne oluyor? Ben seni parçalarım. Efendim, ulan, bir dur. Ulan ben kocasını deşmiş kadınım. Sen kiminle dans ediyorsun? Hey, al, al sana yemek. Al bunu da al. Al bunu da al. Ah. Bir daha da çıkma benim karşıma. Pis sinsi. Aslanım. Arkadaş ne oluyor ya? Belanı versin Cemil inşallah. Geberesice. Ben sana soracağım bunun hesabını. Pislik. Hain. Sen göreceksin gününü. İki gün bekleyemedi ya, iki gün. Ama sen görürsün Tufan Efendi. Sen görürsün. Ay ne oldu kız? O yazmış Tülay. Vallahi de billahi de o yazmış. Bir de utanmadan beni yemeğini yapmaya çağırıyor ya. Filiz'e yanaşmak için beni kullanacaktı demek. Kim ne yazmış anlamadım ki. Ha? Ya şiiri Filiz'e o yazmış, boyu posu devresecek. Gördüm böyle yarım yarım çalışmış bir de onlara. Ama ya ben niye gidiyorum ki elin adamın altına, ben de zaten. Kim yazmış Çiçek anlamıyorum. Doğru dürüst
dürüst anlat şunu. Ya Cemil. Pislik geberesine Cemil. Nasıl ya? Gel, gel otur. Gel, otur sakin ol ya. Dur sana su vereyim. Çiçek sen nasıl, nerede gördün ki kuzum? Ha? Ya ben bunun evine gittim şey diye, öyle komşuluk namına bir yemek, bir şey, bir kap, bir şeyler pişireyim diye. Orada gördüm. Ya Çiçek, ama bu Cemil Filiz meselesi bitmemiş miydi ya? Cemil artık sana şey etmiyor muydu? Şey etmiyor anacığım. Şeyden kafasını ben koparırım onun. Allah Allah ya. Zaten ben hep demiyor muyum bunlara güven olmaz ya? İşte gördün. Vallahi onu doğru söyledim bak. Daha 2 gün önce boşanalım dedim. Hemen karıya kıza gitmiş ya. Şerefsiz, utanmaz, arlanmaz. Ne dedin Cemil'e mi? Ay ne diyeceğim ben o sinsiye ya? Tufan'a dedim. Tülay, yalnız bak. O kocan meselesine sen haksızsın. Ben sana onu söyleyeyim şu anda, tamam mı? Ya sen niye kocana sahip çıkmıyorsun ya? Bak senin çöp diye kapıya koyduğunu başkası alır, başına taç yapar, görürsün. Ay deme öyle ya. Kimse benim kocamın kafasına taç yapmasın. Deme öyle Çiçek ya. Yapmasın tabii, ciğeri niye yapsın? Sahip çık kocana. Bak sonra benim gibi olursun ha. Ne? Benim gibi olursun. Filiz'e şiirler döşerim, senin yemeğini yapmaya çağırırlar sana Tülay. Yaparlar Tülay. Ama bak, bak söyle, ha buraya yazıyorum. Ben o Cemil'e, ben o sinsiye, o satırları tek tek yedirmezsem bardağdan al çiçek demesinler. Ağlama ne olur. Biz geldik. Ya. Otobüste susmadı bunlar ya. Dır 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 zır zır zır. Tutamadım vallahi hepsi. Delirecektim ha. Sen de İsmo, sen de. Abla. Abla ne oldu, bir şey mi oldu ya? Ben kime güveneceğim bu hayatta Rahmet? Ha? Ben sana da güvenemeyeceksem kime güveneceğim bu hayatta? Sen bana nasıl böyle bir yalan söylersin ya? Ha? Cevap ver Rahmet, nasıl böyle bir yalan söylersin? Biz sen her şeyi el ele sırt sırta aşmadık mı? Her şeyin üstesinden birlikte gelmedik mi biz? Bana nasıl böyle bir yalan söylersin? Abla neyi nasıl yaptım ben anlamadım ki şimdi, ne oldu ya? Rahmet, ha? Ablam okulda oyun öğrendi. Öğrendin abla ya. Nasıl diyorsun bir de utanmadan? Daha kaç yıl kandıracaktın beni? Ha? Daha ne kadar kandıracaktın? Daha nereye kadar sürecekti bu yalan? Ya siz benden sürekli, ama sürekli bir şey gizlerseniz, sürekli beni aptal yerine koyarsanız, ben sizi nasıl koruyabilirim ya? Ha? Ben sizi nasıl koruyabilirim? Ben kardeşlerimi nasıl koruyacağım? Biri bana bunu açıklasın. Abla. Abla deme bana. Bana abla demeyeceksin. Sen benim senin ablan olduğumu böyle benim gözümün içine baka baka yalan söylerken düşünecektin. Benim senin ablan olduğumu ben senin gözünün içine bakıp Allah zihin açıklığı versin Rahmet derken düşünecektim. Senin için gururlanırken düşünecektim ablan olduğumu. Şimdi
Şimdi bana abla demeyeceksin. Hayatımdaki herkes yalan söyledi bana. Herkes. Hiçbir bu kadar koymadı bana. Ne barış, ne yokluk, ne annem, ne annesizlik, hiçbir şey. Benim en büyük hayal kırıklığım sen oldun rahmet. Cücü, kafam künk olmuş oğlum ya. Al o zaman iş bunu. Üf be Cücü ya. Ulan arkadaşın da hayırlısı hala. Ulan karnım kazınıyor, çorba istesem yok ama ne? Al bir fırt, iş bunu. Ya Cücü, başlayacağım fırtına mırtına ya. Şişt, lan benim bir kaynanam vardı lan. Biz onu sahilde mi unuttuk lan yoksa? Yok be ya. Senden imzayı alıp gitti ya. İmza? Ne imzası lan? Hadi be. Şişt lan, faydasız nereye lan? Cehennemin dibine. Ne yapacaksın, gelecek mi? Gelmeyeceğim. Evde yemek var mı? Atıştırıp çıkacağım. Ne diyorsun sen ya? Yetti artık senin bencilliğin ha? Dünya yarsa kendini yerlersin be. Höst lan höst. Babanla konuşuyorsun Allah Allah. Bunlar da ne mevcu ya? Başkasına sinirlenip geliyorlar, bana çatıyorlar ya. Kime çatayım ben zaten ya? Ha? Benim burada mis gibi ayyaş babam dururken ben kime çatayım ben ya? Dünya sana güzel abi Kerim. Allah. Ben zaten niye senden kaçmaya çalışıyorum ki? Benim anam belli, babam belli, yaşadığım hayat belli. Benden hiçbir şey olmaz. Ben neyin peşindeyim ki zaten? Benden olsa olsa senin gibi ayyaş olur. Başka hiçbir şey olmaz. Ne vurduğunuz ediyorsun lan? Olacak sana. Neyimi beğenmiyorsun lan sen? Hakikaten ben senin neyini beğenmiyorum ki ya? Ver ulan. Oo, oo, oo. Oğlum yavaş lan, çarpar bu. Lan. Ama bu hiç iyi değil mi Fikri? Evet lan, iyi değil ha. Şişt, Cücü, ne yapalım oğlum? Bunun bir ifadesini alalım mı? Ha? Ha? Şişt. Hadi. Hadi gel. Böyle sokak ortasında olmaz bir şey. Gel. Lan yürü, gel hadi. Gel, gel. Yürü lan. Oğlum sen niye bu kadar sıktın kendini ya? Şişt, bir düşün. Kimle konuşacaksın önce? Babanla. Babana geleceksin, soracaksın nedir, ne değildir. Oğlum, karı kız mısınız? Sen niye bu sağlık ocağını bu kadar taktın abi? Bu serseriden iyilikte kurtulmak imkansız o yüzden. Nasıl yani? Selim Tekin savaş baltalarını mı çıkardı? Ya ne alakası var Necat ya? Eğer bir şeyler yapmazsam olan Filiz'e olacak. Ailesi bile Barış yüzünden paranoyak olmuş abi. Ya bu adamın derdini anlamak mümkün değil. Yani hem karımla çocuğumla birlikte olayım hem de Filiz'i bırakmayayım. Oldu. Ya ne istiyor bu kızdan anlamıyorum ki. Ne isteyecek abi? Gönül eğlendiriyor işte. Bu işler o kadar kolay değil abi. O adamı dünyayı dar ederim.
Senin ben bir şey buldum galiba. Bir baksana. Şöyle bakayım. Sağlık Ocağı'nın dükkan sahibi yıllardır aldığı kiranın vergisini ödemiyormuş. Tamam. Bunu kullanıp Barış'ı dükkandan çıkarması için arama baskı yapabiliriz. Evet. Bileyim, ben işlemlere başlayayım o zaman. Ya söyleseydi ben kızmazdım ki ona. Üzülürdüm anca. Benim yüzümden sınava girememiş çocuk. Abla niye senin yüzünden olsun? Nasıl senin yüzünden olabilir ki? Ben hapiste olmasam girerdi sınava. Bak ne dedi kız? Şeyde benzincide çalışıyormuş. O yüzden girememiş sınava, uyuyakalmış. Ablacığım sen keyfinden mi girdin hapse? Barış yüzünden girdin. Sen yine kendi kendine kızmaya yer arıyorsun. Nasıl kızmayayım? Neler dedim çocuğa? Çok ağır konuştum değil mi? Ya abla ama sen de o yalan söylediği kızdın yani. Ya evet ya. Hepimize kızıyorsun yalan söyleyince. He. Ben Zeynep'i sakladığımı söylediğimde bana da kızmıştın. Haklıydın. Genelde haklısın yani sen abla. Haklıyım da. Bir işe yaramıyor işte. Size ne öğrettiysem tersini yapıyorsunuz. İnat gibi yalan söylüyorsunuz bir de. Ben yetiştiremedim sizi. Dürüst olun diyorum, düzgün olun diyorum. Tam tersini yapıyorsunuz. Benim hatam işte. Ben yetiştiremedim sizi. Abla yapma böyle ne olur ya. Sen bir şey yapmadın. Bir eşeklik varsa biz yapmışızdır. Biz bir şey yapmadık ki abi. Rahmet abi yalan söylediği bize ne kızsın ki ablam şimdi? Yani evet. Sonuçta o sakladı ablamdan. Ablama söyleseydi böyle olmazdı. Siz farklısını yapıyorsunuz sanki. Burada size kızmayayım diye abinizi satıyorsunuz. Yetiştiremedim işte hiçbirinizi. Söyleseydi çalıştırır mıydım ben onu? Söyleseydi derdim ki ablacığım sen sınavına çalış. Seneye tekrar girersin. Senin parana ihtiyacımız yok derdim. Gitmiş bir daha demelik yapıyor kendine eziyet olsun diye. O okulda bir de. Anacığım yeter kendini kahrettin ya. Gene öyle dersin. Oğlum benim senin parana ihtiyacım yok. Sen kendi dersine bak, otur çalış dersin. Üzme kendini bu kadar, yeter. Hikmet. Nerede olabilir, nereye gitmiş olabilir? Abla bilmiyorum valla. Üniversiteye başladığından beri eskisi gibi takılmıyoruz biz. Kalktı sandım da kendini saklıyormuş. Of. Bir gidip baksak mı acaba? Nerede? Bence bakmayalım. Şimdi onun senin karşına çıkmaya yüzü yoktur. Kafasını toparlasın. Kendi kendine gelir. Öyle mi diyorsun? Bence öyle yapalım. İyi tamam öyle yapalım. İyi hadi yatın o zaman hadi. Tamam hadi. Tamam. İyi geceler. Bana hayatımın en büyük hayal kırıklığı sensin dedi biliyor musun? Hayda. Ben niye uğraştım ki o zaman bu kadar ya? Niye? Ben ablam dedim, yalnız kalmasın. Ablama yardım edeceğim dedim. Bu hayatta bütün her şey onun yumuşlarında olmasın dedim. Ne oldu? Ne oldu? En büyük hayal kırıklığı rahmetli bol oldu şimdi. Niye uğraştım ki ben o zaman bu kadar? Niye? Ben de bilirdim delirmesini, sapıtmasını. Yapmadım ama. Niye uğraştım o zaman ben bu kadar? Niye oğlum? Ben de onu soruyorum işte. Niye? Şşş lan. Yoksa sen de mi benden değilsin ha? Baba ben nasıl senden değilim? Allah'ını seversen şu an görünmüyor musun? En çok ben sendenim şu an. E o zaman azıcık bana çek lan. Allah Allah.
Ne olmuş bilmem ne olamamışsan, ablana yaranamamışsan, onu denemişsin olmamış, bunu denemişsin olmamış. Senin de dediğin gibi didinmişsin, uğraşmışsın. Yine de faydası olmuş, o zaman ne yapacaksın? Salacaksın gidecek. O zaman hiçbir şeye faydan yoksa kendine bir faydan olacak lan. Ha? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru söylüyorsun ha. Doğru diyorsun ya. Ben niye uğraştım ki o zaman bu kadar? Salayım gitsin arasını satayım. Sal git. Bu zamana kadar salmadım da ne geçti benim elime ya? Ya ben 10 adım sonrasını düşünmekten ilk adımda böyle tökezlenip kalıyorum, haberim yok benim ya. Herkes torbası aldığı kadarını toplar bu dünyada rahmet. Aldığından fazlasını doldurmaya çalışma koçum. Bizim torbamıza bir tek hademe tulumu sığıyor cüce işte, hademe tulumu bize. Ne olmuş lan? Ne olmuş? Nesini beğenemedin lan? Doğru diyorsun aslında. Ben neyim ki neyini beğenmiyorum? Oğlum sen çok ciddiye alıyorsun lan. Bak benim karıma melek oldu, uçtu gitti. Senin hata yapmak için vaktin var lan. Daha ne istiyorsun, faydasız. Hata yapacaksın oğlum, hata yapmadan olmaz. Yarını düşünmeden yaşayacaksın. Sal git, sal git, sal git. Ben kalkıyorum. Hadi yürü, kafamı şişirdim bıdı bıdı bıdı. Of, dikkat et be oğlum, dikkat. Cücü, bu oğlan içkiyi kaldıramıyor ha. Hangi oğlan Fikri? Boş ver ya şu şeyi. Ulan Cücü, benim bir kaynana vardı, biz onu kaybettik değil mi? Sen de herde imzayı alıp gitti ya Fikri. Ne imzası oğlum, sen de taktın mı da ağzı? Daha önce de söyle, ne imzasıymış bu? Karının mirasından feragat ettin ya. Vallahi geniş yürekli adamsın ve selam. Bir anda milyonlara kalem çektin. Ama iyi oldu. Dünya malı seni bozardı zaten. İyi oldu, iyi. Ne diyorsun lan sen? Para mı? Milyonlar lan! Damat. Biliyor musun? Ben sana çok haksızlık etmişim. Ettin. Çok haksızlık etmişim. Sen benim kızımı çok sevmişsin. Sevdim tabii ya. Meleğim o benim. Benim güzel karım. Benim karım genç güzeldi ya. Oo, genç gençti benim. Olmayınca hiçbir şeyin, hatta paranın bile hiçbir anlamı yok değil mi? Yok yok, her şey benim anlamım yok ya. Bütün anlamlar anlamsız. Değil mi? Aa, sen sızmadan, damat, sen sızmadan şuraya bir imza atıver. Hadi. Hadi, bak şuraya. Hadi canım benim, hadi. Senden bir hatıra kalsın bana. Kaynanacığım ya, ben seni niye tanımamışım? Sen çok hükümet gibi kalınsın. Sen ne yaptın biliyor musun? Kızımın sana bıraktığı mirastan feragat ettin. Kızımın parasını bana geri verdin. Verdim gittin lan. Vereceksin tabii. Vereceksin tabii. Onun son günlerinde onu benden kaçırıp üstelik de parasını yiyeceksin ha? Yok öyle ya ama. Sen Piraye'yi tanımadın da ama tanıyacaksın. Veririm tabii, niye vermeyecekmişim? Ben zaten... İşte bu kadar Fikri Elibo. Şimdi istediğin kadar sürünebilirsin. Cezasız. Allah! Allah! Ah! Lan lan lan! Gitti paracıklarım! Gitti, 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 gitti! Ulan kendi ellerimle verdim milyonları! Lan kaynana! Kaynana! Ulan benim de adım Fikri Elibo olsa, dünyanın öbür ucuna da gitsen, senin peşindeyim bak!
Ay, gitti, gitti, gitti. Senden Rahmet'i kandırmanı Derin istemiş. Niye üstünü aldın Deniz? Çünkü Derin'in başa çıkabileceği bir konu değildi. Vallahi o konuda haklısın işte. Sen başa çıkabildin mi bari? Ya bir hademeyle başa çıkamayacaksam öleyim değil mi Tolga'cığım? Ay hadi bırakın şu Rahmet'i ya, gelin dans edelim. Ya abla benim başım şişti artık, gitsek mi? Of Derin ya, saçmalama, gece daha yeni başlıyor. Hadi siz gidin o zaman. Bari bir terasa çıkalım da hava alalım. Olur. Aceleye gelecek bir şey değildi. Ben kazandım. Sen hiç kaybetmedin ki Deniz. Biliyorum. Deniz, ben neredeyim ya? Benim odamda. Senin odanda mıyım? Deniz, ne işin var benim senin odanda ya? Ya normalde kahve içerdim ama babam uyanacak birazdan. Ne? Ne babası ya? Sessiz ol istersen. Derin'le odalarımız yan yana. Ne? Sesim duyarsa uzun bir açıklama yapman gerekecek. Ver şunu, ver. Sen var ya. Sen resmen zır delisin ha. Ne var Derin? Ne oluyor ben? Niye açmıyorsun kapıyı? Açsana. Müsait değilim Derin. Söyle ne oldu? Ben koşuya gidiyorum. Gelecek misin? Hadi lan Derin, aç kapıyı ya.
yapıyorsun içeride? Yaramazlık. Ne diyorsun sabah sabah ya? Aman iyi, ben gidiyorum. Gelmezsen gelme. Maria. Benim seninle resmen işim var ha. Eğlencesi de burada zaten. Hadi. Kafam yandı. Bekle banyoya girsin. Efendim Melis. Niye açmıyor ki? Evdeydiniz. Tamam, söylerim dönünce. Çok mu acil ya? Tamam, bekle, dönüyorum. Bak, korktuğun gibi olmadı. Ne olmadı Deniz ya? Sen bir de bana sor, ne olmadı? İyi. Sorarım bir ara. Of Deniz ya. Rahmet? Derin? Senin ne işin var burada? Benim mi? Evet. Evet Rahmet, anlat bakalım. Ne işin var senin burada? Tamam. Tamam, anlatayım. Derin, ben ablana aşık oldum. Ne? Öyle oldu yani. Ne demek öyle oldu Rahmet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Rahmet, dalga mı geçiyorsun böyle pat diye evime gelip ablana aşık oldum? Sen ne gülüyorsun Deniz ya? Bana deli diyorsun mu? Sen de az değilsin, biliyorsun değil mi? Ya da hala ayılamadın. Neyse, hadi git artık. Ha? Bu arada bu aralar Deniz'in karşısına fazla çıkma bence. Sen ne yapacaksın peki? Ben bir yolunu bulurum. Günaydın Nuriye Hanım. Nuriye Hanım, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Mülk sahibi kağıt göndermiş. Bak, çıkarıyormuş bizi buradan doktor bey oğlum. Kim çıkarıyormuş ya? Olur mu öyle şey? Bakkal dükkanı burası? Ama yasal hakkı varmış. Gidin diyor. Gördün mü? Durduk yere işsiz kaldık. Ne olacak? Nereye gideceğiz bundan sonra biz? Ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Olmaz öyle şey. Bana bak. Söyle o pislik herife benimle uğraşmayı bıraksın. Tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum ben. Niye, ne oldu ki? Neyin var senin? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Bir şeyin var, anlarım ben. Söyle hadi. Ay tamam, bir şey yok. Ne oldu? Beni bollara mı bir şey oldu? Söylesene Filiz. Ya tamam, biz de dur, Allah Allah. Rahmete sinirlendim, bir şey yok. Doktor bey oğlum, seni hastaneden arıyorlar. Ya çok acilmiş, bir şey dedi ama anlamadım. Böyle kalp mi bulunmuş dedi, bir şey dedi. Alo Ferhat, donanım geldi. Tamam, tamam. Ben hemen şimdi geliyorum. Tamam. Tamam, sen işlemleri biliyorsun değil mi, yapma gerekenleri? Tamam, ben hemen yoldayım. Geliyorum. Tamam, sen hazırlan. Hadi, hadi. Ne oldu? Kalp bulundu.
Ay gerçekten. Gerçekten Savaş kurtulacak. Hadi, 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 hadi. Böyle açsana telefonu. Niye bu kadın açmıyor telefonu? Niye açmıyor bu kadın? Savaşın hazırlanması gerek. Olamaz ki böyle. Telefonu açması lazım. Annesiyle olamaz mı? Ya yok, olamaz annesiyle. Nihal'le duruşmadaydı. Başında bakışçısı vardı. Eğer açmıyorsa kesin bir şey olmuş. Ya bir şey olmamışlar. Tuvalete falan girmiştir kadın. Sakin ol. Bir sakin ol. Korkma. Niye açmıyor bu kadın telefonu? Ulan delireceğim şimdi. Açsana şunu ya. Tamam Barış. Barış. Tamam biz... Barış! Ver şu telefonu. Pardon, tamam. Ver. Bak bana bak. Sakin olmazsam böyle delice şeyler yaparsan zaten yetişemeyeceğiz, tamam mı? Yapma şunu. Bak arıyorum ben kadını. Arıyorum, ulaşacağız. Barış'ım. Ulan, ulan ne oluyor? Bütün dünya bu çocuğun ölmesi için mi uğraşıyor ya? Barış'ım sakin ol. Hadi biraz ilerleyin ya. Barış sakin ol. Bir şey diyeceğim, sen in, ben basıp gideceğim. Filiz, iner misin sen? Barış hey, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ben? Bu kalp o kadar zor çıkan bir şey ki. Şu an bir mucize gerçekleşti. Ben oğluma ulaşamıyorum. Ya nasıl olacak, anasını satayım ya. Of. Elimi tut. Ben yanındayım. Savaşı kalbine yetiştireceğiz, tamam mı? Söz. Ben yanındayım.